Mehmet Ali'yi aramayı sürdürüyoruz. 1,5 yıldır da ortada olmadığı için insanın aklında çok kötü şeyler geliyor. Kötü rüyalar da görüyor Sevgi Hanım. Fevzi Bey de çok endişeli. Her geçen gün endişeleri artıyor. İki evladından bir tanesi kayıp ortalıklarda yok. Kolay bir şey değil yani Baba gerçekten. askerden yeni gelmişti bu resmi çektiğinde Didem Hanım. Aynen. Evde. Evet ya. Yani şimdi bu arada Gaziantep'te Funda hazır. Birazdan hemen alacağım onu ama. Ama o görüntüyü Funda'nın birazdan ekrana getireceğim görüntüyü Funda'nın da izlemesini istiyorum Aslı. Hemen gelebilir mi? Funda'yı bir görebilir miyiz? Bu görüntü askerden hemen sonra gelen görüntü Evet, mü? evet. Aslında böyle çok böyle madde bağımlısı yüzü Göstermiyor. ya öyle göstermiyor Bir böyle. de bilincini falan hiçbir zaman kendini bozmayan bir çocuktu ya. Bozmadı, hiçbir zaman bozmadı. Aslında bozmuş. Neresini Hani bozmuş? bize karşı düzgündü, Ha, anladın size mı? Bize karşı, ha, karşı çok saygılıydı anne babaya saygılıydı. Hiç karşı. kimseye karşı bir saygısızlığı yok durdu. Ama o ilişki ağları içine düştüğü çete, madde ticareti yapan çete maalesef önce gençleri, kızları ya da erkekleri fark etmiyor. Cansu'yu da öyle. Yani Cansu'yu da bir tuzağını düşürüyor. Maddeye alıştırıyor, yasaklı maddeye alıştırıyor. Arkasından da kızlara maalesef fuhuş yaptırıyor. Onun bedenlerinden yararlanıyor, pazarlıyorlar kızları. Erkeklere de sattırıyorlar yani. Böyle bir taktik şey yapıyorlar. Şimdi Funda sıkıntı var mı hala arkadaşlar? Tamam bir canlı yayını bir ayarlamaya çalışıyorlar da şimdi ben sizin oğlunuzun bir görüntüsünü ekranlara getireceğim. Bir yerde bir türkü söylüyor. Sanki o türkü yani benim hiç öyle bildiğim bir şey değil. Büyük olasılıkla sözlerini kendisi mi acaba şey yapıyor, Bir uyduruyor? dinlersem bilirim Ha. ben. Funda'yı bir görelim. Funda da onu dinlesin istiyorum. Belki orada birine mesaj mı veriyor? Kimin evinde? O görüntü nerede çekildi? Bir görmek istiyorum. Funda duyuyor musun beni? Evet, bir Skype'te bir sıkıntı var. Peki o görüntü gelirken bir an önce bir halletmeye çalışın arkadaşlar. Çünkü hava şartları yağmur da çok fena var İstanbul'da. Antep'te durum nasıl Çok bilmiyorum ama rüzgar varmış öyle yağmurlar yani eskiden. Mersin'de de çok tekrar kar yağmış mesela. Orada bazı çalışmalar olacaktı sizin Mersin Silifke Çatak köyünün obasında. Ama çok oralarda da kar yağmaya başlamış. Hava şartları tekrar kış şartlarına döndü. Son herhalde şeyler bunlar. Sonra Nisan'dan sonra inşallah bir bahar gelsin de şöyle bir huzura kavuşalım. Şimdi o görüntüyü bir ekranlara getireyim ben. Nerede çekildi? Kime mesaj mı veriyor? Ne söylemeye çalışıyor? Ben de türkü çok dinlerim, anlarım yani şey bilirim bazı Kendi türküleri çok ama severdi türkü söylemeyi. çok da güzel sesi varmış. Çok Neyse severdi. gelsin ekranlara sözü fazla uzattım ben. Ela falcı bacı bak şu falıma. Sevdiğim kız çıkacak mı falına? Ela falcı bacı bak şu falına. Dile sevdiğim kız çıkacak mı falına? Ey bir gün onu takacaksın koluna. De ki sana fazla para vereyim. Bir gün onu takacaksın koluna. De ki sana fazla para vereyim. Ey falcı bacı görürsen o güzeli. Ey yalvarırım hep ona anlat beni. Bir çocuk var o çok seviyor seni. Ey de ki sana fazla para vereyim. Ey falcı bacı görürsen o güzeli. Hele yalvarırım hep ona anlat beni. Bir Mustafa var o çok seviyor seni. Lenek sana fazla para vereyim. Bir Mustafa var o çok seviyor seni. Ey de ki sana fazla para vereyim. Ey falcı bacı görürsen o güzeli. Ey yalvarırım hep ona anlat beni. Bir çocuk var o çok seviyor seni. De ki sana fazla para vereyim. Evet yani burada falcı bacı diyor. Söyleyebilir Görürsen miyim o ben? güzeli onu anlat beni. Bir çocuk seviyordu seni. Ben söyleyebilir miyim Didem Ha, Hanım? söyle. İsminiz zikretmek istemiyorum. Benim oğlum askere gitmeden önce birini seviydi bizim akrabadan. Hı. O da olmadı. O kız evlendi. Kendi de hala onu yani seviydi. Bu görüntü ne zaman çekildi? Bu askerden geldikten sonra. Ha, Daha cezaevine düşmeyecekti bunda da. askerden geldikten ne kadar süre sonra? Vallahi Didem Hanım 6 ay falan anca ya.
6 ay. Evet. Yani Fundalar herkes hayatındaydı. Evet, Funda ile tanışmıştı. Evet, tabii ki şeyi evet. O zaman şeyin Özlem'le yanına gidiyordu. Tanışmış. Sıkıntı yok, hayır şeyin yanına gidiyordu o zaman. Hüseyin Beysan'ın yanına gidiyordu. Daha bunlar Funda'yı zaten Beysanlardan dolayı tanıdı. Hüseyin denen kişi de çetenin lideri evet, ve cezaevinde başı. Olan. Evet, evet. O şimdi cezaevinde. Evet. O zaman Sıkıntı Ahmet'i tanımaydı daha. Özlemler falan herkes o sırada. O zaman Özlem de yoktu, hayır. Funda bacısı şey vardı. Songül. Funda ile Songül'ü tanıyordu. Evet, onlar Ayşegül'ü tanıyordu, bacısı Ayşegül'ü. Ayşegül'ü tanıyordu. Evet. Yani bu bahsettiği kız bir çocuk seviyordu seni. Evet, onu anlat beni. Evet. İsmini orada zikretmek ya istemiyorum. Ya bir ağız gibi böyle yapmış. Evet, daha bilgisayarda da gittiğinde açtık ki o kızın resmi vardı zaten. Evden gittikten sonra biz resmini açtık. Hala? Evet. Hala. O en son canlı görüntüler çekildiğinde de. Evet, babası dedi şu bilgisayara bir bakayım, içinde bir şeyler var mı? Açtık ki kızın resmi ekranda duruyordu. Evet. Ekran resmi olarak. Anladım. Bu görüntü nerede? Teyzesinin evi. Bu teyzesinin evi. Hep sürekli teyzesine giderdi. Orada da teyzesinin komşusunun oğlu var. Orada türkü söylüyor ona. Teyzesine çok düşkün. Ama bu, bu türküyü devamlı söyler. Bunu çok yani, severdi kendi. Nereden? Yöresel bir şey. Yöresel şimdi bir türkü. Evet, Gökhan Doğan Aydın. Seslendirdim. Size de gönderdim. Gökhan Doğan öyle mi? Ben bilmiyorum çünkü. Ya ben eski türküleri biliyorum. Evet, yani. Ben de buradan Neşet Ertaş'ı biliyorum. Kendi askerde de çok canlı bağlantı yapar. Bize türkü çok söylerdi. Kendi sesi çok güzeldi. Anladım. Yani peki Funda şu anda canlı telefondaymış. Funda attı mısın? Hattayım Didem Hanım ama sağlam hattayım. Son günüm sizinle geçirdim. Ben hatta mısın derken hasta olduğunu da biliyorum. Hatta bir operasyon geçirmişsin. Geçmiş olsun. Evet, resimlerimi de gördüm. Hatta Fadire'din bana söz verdi. Benim yok hayır niye yayınlayalım? Ne vardı? Kesmeden bu yayını az Türkiye duysun ya. Benim özel konuştuklarımı kesmeden. Ne diyorsun Funda, anlamadım. Niye böyle agresifsin? Bahçeden altta benim resimlerim, oynadığım, arabada içtiğim resimlerim ne geziyor? Hangi resim? Biz onları yayınladık mı Aslı? Yayınlamadık. Dün söz verdim, bugün yayınlandı. Abla ben gözüme inanıyorum. Bakın bir 5 dakika önce. Özgür, biz sözümüzde durmadık mı? Özgür'ün buna bir yanıt vermesini istiyorum. Ben sana söz verdim. O görüntülerde yayınlanmayacaktı. Asla da yayınlanmayacağını biliyorum ben. Yayınlandı şimdi şu anda. Nereden bu Özgür? Arkadaş, bak Funda, senin görüntülerin bizim elimizde var. Ama biz senin görüntülerin... Biz ben senin görüntülerine bir alın anlaşın, ondan sonra beni alın, pazarlık yapıyor arkadaşlar. Benim bildiğim kadarıyla önce özette bir görüntü kullanıldıysa o benim ekibimin hatası, onunla ilgili gerekeni yaparız biz. Biz Funda'ya söz verdik. Funda başka bir iş yapıyor mesela, yani bir yerden para kazanıyor. Şimdi söylemek istemiyorum, kendisi zaten dün 4000 lira kazanıyorum diye kendi kendini ifşa etti. O bizi ilgilendirmez. Şimdi senin özel hayatın beni ilgilendirmez. Biz ekranda zaten senin fotoğrafların var, onu kullanıyoruz. Senin nerede o yaptığın canlı yayınları da normalde bizim cep telefonlarımızda var. Zaten sosyal medyaya girince de insanlar onu görüyorlar. Yapacak bir şey yok. Sen zaten canlı yayın yapıyorsun. Sürekli Gaziantep seni tanıyor. Ama ben Show TV ekranlarında yani var mı Aslı, gösterdiniz mi arkadaşlar, çocuklar? Görüntüyü gösterdiniz mi hiç, görüntü? Bir bana bunu söyler misiniz? Niye yaptınız böyle bir şey? Ya Özgür ya, yok böyle bir şey ama gerçekten. Neyse, ben o zaman Funda'dan kendi adıma, yani kendi adıma özür diliyorum. Çok küçük bir yerde dönmüş görüntüler. Ondan sonra bunu kim yaptıysa hesabını da versin yani. Funda'nın özel hayatının bizimle eğer Mehmet Ali'nin kaybıyla ilgili bir alakası varsa biz onu tamamen zaten özel hayat olmaktan çıkar. Zaten bir çocuğun şüpheli kaybıyla ilgili olarak hepsini veririz. Ama Funda'nın ne iş yaptığı, nasıl para kazandığı beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren nokta, tamam mı? Funda ile meseleyi halledin. Ben Mehmet Ali'nin ölümünü konuşmak... Ölümü diyorum ya. Özür dilerim ya. Özür dilerim. İnşallah hayattadır. İnşallah. Yani Mehmet Ali'nin başına ne geldiğini konuşmak istiyorum. Anlatabiliyor muyum size arkadaşlar? İnşallah anlatırım yani. Peki. Şimdi o meseleyi bir halledin. Funda'yı ondan sonra yayına alın. Birincisi bu. İkincisi, siz 4 ay boyunca çocuğu evde neden kilitlediniz? Biz de Ali'nin madde kullandığını öğrendik. Ali'den evde birlikte biz Ali ben evde birlikte oturduk. Hani nasıl üstüne kilitledik?
kendini dışarıya göndermedim. Evde beraber oturduk vücudunu. Ne öğrendiniz de eve kilitlemek istediğiniz çocuğu? Madde içiyordu. Onu öğrendik. Maalesef diyorsun. Evet. Madde kullandığını öğrendikten askerden sonra. Geldikten sonra mı? Hayır, askere gitmesine 4 ay kalmıştı Didem Hanım. 4 ay kadar evet. Şey yaptınız. Peki evet. Hiç dışarı çıkarmadınız mı çocuğu? Yani kendi de çıkmak istemedi. Evet. Ben oturacağım anne, siz beni tutun, ben duracağım dedi. Kitleme olay değil. Kendinin isteği doğrultusunda zaten ben de işimi bırakmıştım. Yani o zaman. Biz oturuyoruz evde kendinden birlikte. Kurtulmak istedim. Ben dışarı istesem de bırakmayın mı dedi evet. Size? Ben istesem de bırakmayın siz beni bırakmamaya dedi. Çalışın. Ama onun iradesiyle bunu yapsınız. Evet. Ama biz, madem onun iradesiyle yapıldıysa çocuk valizini hazırlayıp sonra İpek'e telefon açıp... O askerden geldikten çok sonra Didem Hanım. İlerledi. Bu askere gitmezden önce kilitledik, evde beraber oturduk. Gitti askerliğini bir yıl yaptı geldi o 4 aydan sonra. Peki 4 ay boyunca bir odada mı kaldı? Hayır, çocuk? Bizden beraber oturdu bilgisayarın başında, yemeğini yedi, oturdu. Kendi gayet rahattı. Ha canı isterse de arada bir bakkala gidiyordu, geri geliydi. Bir sahte kimlik meselesi var, o sahte mesele kimde, nedir? Sahte kimlik şey, İpek aramış Özlem'i. Hı. Özlem demiş bize bir sahte kimlik gerek, Ali gittikten 3 gün 4 gün sonra. Hı hı. Yani biz de Özlem'i arayınca Özlem dedi ki İpek dedi bir sahte kimlik çıkardı, belki de Mehmet Ali'ye çıkarıyor onu dedi. Ya Didem Hanım şunu sorabilir misiniz bunda ya? Bu Özlem'e sıktı dedi, Sıkıntı Ahmet sıktı dediğinde benim oğlum zaten evden gitmişti. Sıkıntı Ahmet Özlem'e evet. Senin oğlun evden gittikten sonra evet, mı? Evet, pompalıyla sıkmış. Önce dedi Ahmet vurdu Özlem'i dedi. Ekranda söyledi burada. Hı-hı, hı-hı. Yalan söyledi dedi. Belki o anda Ali'ye de bir şey yaptı o Özlem'e sıktığında. İşte o yüzden onu merak ettim. Ben o görüntülerde bahsettiği işte ben bir çocuk seviyordu senin dediği kişi acaba Özlem miydi ama siz diyorsunuz. Dün de şey demiş ki İpek. Özlem değil diyorsunuz. Şey değil ama. Peki Özlem'e bir yakınlık bir ilgi duyuyor muydu Ali oğlunuz? Ali de ile bir abla deyince abla diyordu ama anne dedi Ahmet abi bizi dedi Özlem abladan ikimizi bir şey zannediği kıskandı dedi bana bunu söyledi. Kıskançlık cinayeti ama mi acaba? Ama çocukta öyle bir şey yoktu. Peki bir ama karşı taraf öyle mi algıladı öyle olsa bile insanları niye öldürüyorsun? Bir araya gidelim konuşalım bir ara lütfen.